Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim eğitim serimin ilk videosu olacak. Şimdi sizlere ilk başta en çok merak edilen portre. Nasıl çizilir, mantığı nedir, aks çizgisi nedir vesaire, bunlardan bahsedeceğim. Bir tane kadın portresi çizerek başlayacağım. İlk başta tabii ki her şey teknik. Herkes çizim yapabilir. Yani tekniği bildikten sonra herkes istediği her şeyi çizebilir bence. Tabii ki yetenek de önemli bir faktör, fakat teknikle de bir şeyleri halletmemiz mümkün. Tabii ki bolca pratik ederek. Şimdi yavaştan başlayalım o halde. Ben daha çok geometrik formlar kullanarak zaten bir şeyleri çıkartacağım. Neden böyle yaptığımı vesaire videonun ortasında çizim aşamasını anlatacağım. Şimdi bir tane daire çiziyorum buraya. Kameramdan da görünüyor mu? Biraz daha bastıracağım şimdi. Şimdi kameradan görünsün diye birazcık bastırarak çizmek durumundayım. Aslında hafif çizgilerle, araştırma çizgileriyle çizmenizi öneriyorum tabii ki. Benim de yaptığım bu, ama kamerada görünmesi açısından birazcık bastırdım. Şimdi normalde portre genel itibariyle çok düz bakmaz. Hiç kimse kameraya dümdüz poz vermez. Ama tabii ki ilk başta bunu anlatacağım. Sonra sağa, sola, yukarıya, aşağı artık açılarını göstereceğim. Şimdi karşıya direkt dümdüz bana bakan birini anlatmak için aks çizgileri çok önemli. Şuraya aks çizgisi yazıyorum hemen. Aks çizgileri çok 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 önemli arkadaşlar. Biz bir kolun koldaki bir gölgeyi koyabilmek için, yüzdeki çukurları anlayabilmek için, yani üç boyutlu hale getirebilmek için bir şey aslında. Aks çizgilerini kullanıyoruz. Yönünü belirlemek için aks çizgilerini kullanıyoruz. Aks çizgileri çizimde çok önemli. Aks çizgileri nedir? Aşağı yukarı çizerken anlamanız açısından anlatacağım. Şimdi mesela karşıya direkt bana bakan biri düşünürsek. Karşıya yani. Şöyle tam ortadan bölüyorum. Bu benim aks çizgim. Eğer sağa baksaydı biraz daha buraya, sola baksaydı biraz daha buraya falan koyardım. Onu sonra anlatacağım. Şu an önemli olan aks çizgisi karşıya bakan birinde bu şekilde oldu. Şimdi bu kişi bana baktığı için, karşıya baktığı için şuradan şöyle biraz da böyle bölüyorum. Bunlar benim kulaklarımın geleceği yerler. Aslında tam olarak yan taraflarımız, şu iki çizgi onu belirtiyor. Karşıya baktığı için ister istemez bunlar bu şekilde görünecek. Zaten diğerlerini de anlayacağız iyice. Şimdi tepe noktam şu iki noktaların ve yuvarlağın dairenin içine girecek. Hatta birazcık daha şey çizelim, bir saniye. Şöyle yapalım. Biraz daha uzun olabilirdi şöyle. Burası benim tepe noktam. Yani saçımın bittiği yer. Şuradan da bir tane çiziyorum. Kulaklarım bunun dörtte biri kadar. Kulağımın bitişinden aslında çektim bu çizgiyi. Bu da burnumun bittiği yer olacak. Şunun tam ortasından da isterseniz siz şöyle çarpı atıp tam ortasını bulabilirsiniz. Hatta öğretmek için şöyle hafif çiziyorum. Bunun tam ortası gene. Yani isterseniz şöyle yapabilirsiniz direkt. Bakıp, aa olmamış deyip işte bir daha deneyeyim falan. Şurası tam ortasıymış. Tam ortadan böldüğüm zaman burası da benim gözümün, yani göz bebeğimin oradan geçen çizgi. Burası burnumun bittiği yer, burası saçımın başlangıcı. Buralarda da kulaklarım olacak.
Burada 1 bölü 2'si gibi görünüyor. Biraz sağa ya da sola döndüğü zaman 4'te 1'i kadar yer alacak kulak. Şimdi bakalım. Çenemi de şöyle yapıyorum şimdi. Şu içerideki 3'e bölmüş oluyorum aslında. Şöyle. Mesela 1, 2 bu aynı olduğu için şuraya da bir tane koydum. Saçım buraya kadar falan gelebilir. Aynı şekilde bu ölçümü buraya koyduğumda da çenem şurada bitebilir. Hepsini 4'e bölmüş oldum yüzü yani. Çeneyi çıkartırken kulak bitiminden çıkartıyorum. Birazcık ikisine de küçücük bir çizgi koyuyorum. Ondan sonra gene isterseniz şu aks çizgisini düşünürseniz aks çizgisi işte ayna görüntüsü gibi. Burada neyse orada da o aynısı olacağı için isterseniz şunları bile ölçü alabilirsiniz. Çok daha iyi çizmek istiyorsanız. Ben şimdi göz kararı koyuyorum. Yani çeneni sivri. Tabii böyle kalmayacak. Her şeyi biraz geometrik formlarla görüp ondan sonra yumuşatacağız çizgileri. Direkt buradan yapıştırıp çektiğiniz zaman çok hatalı bir görünüm oluyor. Çünkü hiç kimsenin çenesi o kadar kulağının tam buradan gelmez. Yani illaki bir S payı var şurada. Çünkü çene kemiğimiz var en başında. O yüzden hatta biraz daha aşağıda bile olabilir. Çene kemiklerini verebilmek açısından, formunu iyi ayarlayabilmek açısından önce iki tane çizgiyle şunu belli edip sonra indiriyorum. Fark ettiniz sivri sivri çiziyorum en başta. Yani geometrik formlarla çizmeye çalışıyorum. Yine şurada bir üçgen oluşturdum. Ve şunu da yapmayın istiyorum. Mesela bunu getirip buradan hop sivritmedim. Yani böyle bitirmedim. Neden? Çünkü çenemizde gene bir kemik söz konusu. Ve bu kemiği anlatabilmek için bir çizgiyle de olsa formunu verebilmek adına koyuyorum bunu. Genelde sipsivri çiziyorsunuz. Çünkü hani o da doğru bir şey değil. Ve resimde böyle tabii ki karakteristik özellikler var. Ayrılıyoruz. Fakat böyle çizgi film karakteri gibi oluyor. Anime gibi oluyor. O yüzden böyle bir kemik koyuyoruz buraya. Şimdi burnumuzun bittiği yer burası dedik. Şöyle kulaklarımızı o kadar ki hani burada diyebilmek adına şöyle yerleştirelim. Sonra tabii ki düzelteceğiz bunları. Şöyle kulaklarımız diyelim. Güzel çizme amacı gütmüyorum şu anda. Sadece teknik olarak neyi nereye koymamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi saçımızı ya da şuralara sonra girelim. Şimdi kaşımızı nereye koyacağız dedik. Burada bitecek. Pardon, burası göz bebeğimizin geçtiği yer. Bunu da gene ortadan ikiye bölüyorum. Burayı da bölebilirim. Göz bebeğinin olduğu yer burasıysa, yani gözümüzün olduğu yer burasıysa, kaşın da ortalama kaşım, yani herkes de değişecek dediğim gibi ama ortalama alın ve saç bitimiyle ilgili bir şey olacağı için saçı mesela biraz daha yukarı taşıyıp şuraya, şu ortaya kaşın tam o şeyini koyabiliriz. Burayı bir daha ikiye böldüm. Şurayı saçla saçla göz bebeğinin olduğu yeri bir daha ikiye böldüm. Ve bir daha böldüğüm zaman da kaşı verecek bana. Şimdi şurada bir burunla ilgili bakın. Şurada birazcık es bırakıyorsam burada da bırakıyorum. Aks çizgimin önemini burada anlayın diye anlatıyorum. Yani şuradaki mesafe ne kadarsa buradaki mesafe de o kadar. Çünkü illaki hepimizde farklılıklar var ama portre çizerken aynı çizmeye özen göstermemiz lazım. Şurada kaşı var diyelim. Şu şekilde. Buralara elmacık kemiklerinin geleceği yer. Daha birazcık daha yukarıda da olabilirmiş şöyle. Şu şekilde hemen taşıyabiliriz. Şimdi gözümü koyarken buraya bir tane altıgen çizeceğim. Bakın tam bu çizdiğim göz bebeğimin gelecek dediği yerden itibaren. Tabii önce bunu yerleştirdim. Çünkü kaşımın oyuntusunu bilmeliyim ki gözüm de onun içine sığacağı için. Hatta biraz büyük kalacak şimdi, bir saniye. Şöyle yapalım. Şimdi kaşım ortalama şurada olacak dedik. Biraz daha yukarıya taşıyabilirmiş, sıkıntı değil. Şöyle anlatalım bir daha. Şimdi kaşın burada başlayıp burada bitiyorsa benim kaşım, göz bunun dışına çıkamayacağı için genelde çizerken kocaman gözler çıkıyor ortaya çünkü. Kaş mutlaka, göz mutlaka kaşın şu kadar içinde olmalı. Dışına taşmamalı. Lütfen buna dikkat edin çizerken. Şuralarda silelim ki kafamız karışmasın. Şu şekilde olduğunda şöyle birazcık bir milim içeride kalacaktır göz. Şimdi gözü şuraya, şuranın dışına taşırmamam lazım. Kaş dediğim gibi tekrar söylüyorum. Burada başlayıp burada bitiyorsa göz mutlaka onun içinde kalacak. Şöyle hafif buraya ve buraya eğim verdiğiniz zaman gözü bulabilirsiniz. Gözün yeri çıkar yani. Zaten bunun dışına taşmayacağım diyerek noktalarsanız, ona da dikkat ederek çizerseniz göz gayet güzel oturacaktır buraya. Genelde şöyle kocaman gözler çünkü oluyor. İlk başlayanlar için. Şimdi gene şu burnun şeyiydi az önce verdiğim. Burnun kemiğini
Şurada biteceği için burun. Bunun kemiğini koyalım şöyle. Azıcık burnumuzun şurası. Gene kemikli yapısını belli etmek adına. İsterseniz tabii şurada ortalama göz bebeği olacağı için şuradan çizgiler indirirsek dudağımız da burada. Dudak çizgisinin ve burun yerinde bulabiliriz. Ama ben oraya çok takılmıyorum çünkü burun çok gerçekten çok herkeste farklı yani. Karakteristik özelliğe göre değiştiği için. Ortalama tabii gene göz bebeğinin dudağın içinde olacak şekilde. Yani göz bebeklerinden aşağı çizgi indirdim. Dudaklarımın bittiği yer biraz daha içeride kalan kısımda burnu anlatabiliriz. Şöyle mesela bakın. Şimdi aklıma geldi. Bu burunu böyle koyuyoruz ya. Bunu böyle yapmayacağız da. Gene şuraya bir tane aşağı doğru pardon şu çizginin burnun küçük oyukluğunu vermek için şuraya bir tane daha bir tane daha. Yani bunlarla geometrik formlarla anlatmamın nedeni şu. Yuvarlağı herkes ortalama çizebilir şöyle ve buradan kıvırdığımız zaman da burun kendini hemen gösterir ve çok daha profesyonel çizim olur. Yani az önce ben bunu böyle koydum ya. Siz onu öyle yapmayın da geometrik formlarla belirtirseniz yerini form daha güzel olacaktır. Tamam, şu kemikli yapısını anlatacak kadar burada kalsın. Şimdi dudağı da yerleştirelim. Dudak da ortalama şurada olacak. Tamam, böyle kalsın şimdilik buna. Tabii ki buraları da çok sivri gelmez ama şu an derdimiz dudak değil. Sonra onu detaylıca gene konuşuruz. Dediğim gibi güzel olmasına dikkat etmiyorum. Teknik olarak neyin nereye gelmesiyle ilgili anlatmaya çalışıyorum. Kadınlarda elmacık kemiği dudağa doğru gelir. Erkeklerde burna doğru gelir. Erkekte de kadında da ayrı ayrı göstereceğim size. Şimdi kulağın buradan olabilir. Şurası elmacık kemiklerin olduğu yer. Zaten allık sürerken de genelde kadınlar oraya doğru yoğunlaştırır ki daha çıkık görünsün. Erkeklerde de burna doğru gelir. Şimdi saçımın şurası artık birazcık belirsin. Elmacık kemiğimin de gene şurayı isterseniz bir yuvarlak koyup buraya bir yuvarlak koyup ondan sonra şurayı yuvarlayabilirsiniz. Emin olun çok fark edecek. Bir denemenizi tavsiye ederim. Yani direkt gidip şuraya şöyle çizgi koymaktansa çünkü eliniz titreyecek böyle böyle olacak. Onu koymaktansa önce şuraya bir yuvarlak atıp ki dikkat ettiyseniz bakın formu daha da iyi ortaya çıkartıyor geometrik formlar. Ne kadar çok araştırma çizgisi olursa şunlara diyoruz. Yani hafif hafif çizdiniz. O kadar hem çiziminizin tadı oturur, hem çizgi tadınız oturur, hem de böyle daha görmeniz kolaylaşır. Buraları yuvarlağımı çizdim ve yuvarlağın etrafından. Şuraya zaten çizgimi koymuştum. Şu koyulukları birazcık azaltalım. Sizin görebilmeniz açısından bastırıyorum. Normalde bu kadar bastırarak çizmiyorum ben de. Saçımı da şöyle ufaktan bir şeyini yerleştirebilirim. Gene geometrik formlarla. Saç dağınık olacağı için çok önemsemiyorum. Yine şuraya kadar taşma payı bırakmıştım. Kulağımın şeklini hemen belirtiyorum. Şöyle kulak biraz içeri girip sonra dışarı çıkacağı için şöyle yine geometrik formlarla ifade etmeye çalışıyorum. Yine bu da aynı şekilde. Böyle kulağımda şimdilik bu kadar kalsa yeterli. Aşağı doğru inerken de boyun kısmı yine kulağın altından çıkacağı için çeneyi belli ettikten sonra yapayım bunu da. Şöyle hemen yumuşattım görüyor musunuz? Şuraya yuvarladım o sivri köşeleri. Ve çeneyi de şu şekilde ovalleştirirseniz konuşamadım. Şöyle bakın. Eliniz ne kadar serbest olursa o kadar güzel olur her şey. Daha rahat çizersiniz. Kendinizi kasmayın. Böyle 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 çizmenize gerek yok. Rahat rahat 35-50 kağıtlarda çalışın mümkünse. En küçük kağıdınız bu olsun boyut olarak bence. Şimdi boyunu şöyle aşağı doğru indirdik çizgileri.
Tabii bir kadın için kalın ince kalmış olabilir. İster dilediğiniz gibi. Tabii çok da sırıtmadan. Bu arada dudağım alttaki çizgiyle çok karıştı. Kocaman bir dudak gibi görünüyor. Hatta dudağım hala da büyük. Ben alttaki çizgiden pek görememişim. Şöyle dudak şu kadar falan olmalıydı. Çünkü çenem küçücük kaldı. Çenede de şöyle bir oyuntu olur. Şöyle şuraya çenenin olduğu yere yine bir yuvarlak koyarsam, çünkü bir çene oyuntumuz hepimizde mevcut. Onu anlatabilmek, ifade edebilmek açısından. Şimdi kaşımızı yerleştiriyorum. Kaşı yerleştirirken kalkıklık vereceksek kaşa, ki illaki hepimizin kaşı birazcık kalkık, kadınlarda daha da kalkık oluyor. Şöyle gözün tam ortasına şuradan böyle... Şimdi gözümü koyarken de şuraya gidip yuvarlak koymuyorum. Mutlaka hepimizin gözü yarım. Yarım görüyoruz yani şöyle göz bebeğimizi. Dairenin tamamı içinde olmuyor. Yarısı şöyle yapalım. Bu yarımı taşırdığım zaman şurası da benim göz kapağımı verecektir zaten. Bakın ben birazcık sileceğim şimdi şurayı. Rahatça görebilin diye. Göz kapağımın da hem yeri belli olmuyor. O kadar. Ortalama çünkü o kadar. Ve burada taşırarak çizdiğim hem içindeki gözü düzgün yerleştirmiş oluyorum, hem de göz kapağımın yerinde güzelce şurada mı olacak, burada mı olacak kaygısına düşmeden yerleştirmiş oluyorum. Şöyle kaşlarımı hafif belli edeyim, biraz ayrılsınlar. Şimdi bu geometrik formu yine yuvarlıyorum. Gözden sonra şöyle hafif yuvarladığım zaman gözün formu, yani gidip şöyle çizgi çekmiyorum da gene geometrik formu yuvarlıyorum. Şu sivrilikleri hemen yumuşatıyorum. Daha birazcık büyük oldu gözün alt kısmı. Şöyle birazcık daha küçültebilirim. Gözüm birazcık büyük olmuş bir parça. Şöyle çizip anlatırken o sırada birazcık kaçırmışım ayarı. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım, mazur görün. Bir de çok bastırdığım için de böyle görünüyor. Yani normalde bu kadar bastırarak çizmeyeceğiniz için bir saniye ben şu yanımı düzelteyim. Mesela kaşımı şuraya da bir yuvarlak var. Sonra ilerleyen zamanlarda ayrıca dudak çalışmayı, tek başına göz çalışmayı falan gösterip sonra içine yerleştirdiğinizde daha muazzam sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunları size göstereceğim ileride. Şimdi şuraları böyle çizdik ama bir parça şuraları da sivri sivri bırakmış olduk. Aslında o kadar ki belli etsin diyelim. Yine şu şekilde biraz taşıp biraz içeriye. Da biraz anlamı yok etmişti ya. Gerçekten ilk videonun heyecanı diyelim.
Şimdi burun deliklerimizi azıcık yerleştirirsek şöyle. Şurasının kemikli yapısını. Bir tarafa hemen biraz koyuluk verdiğimiz zaman bile formun nasıl çıktığını ortaya, nasıl ortaya çıktığını görün istiyorum. Çok değil, azıcık bir. Mesela yine elmacık kemik. Elmacık kemiğini şöyle azıcık tonladığımda bile nasıl ayrıştığını, hemen kendini gösterdiğini formun anlayabiliriz. Buradan da hemen birazcık yapalım. Şu çizgiye gelirken birazcık daha yaylanarak kibar gelmesini önemsiyorum. Dudağın da genelde üst kısmına gölge atıp çeneye de gölge verirseniz kendini ortaya çıkaracaktır çizimde. Ya da alt dudağa gölge veriyorsanız üste çok vermemenizi tavsiye ederim. Yine şöyle alnının da şurasına birazcık gölge verirsek. Böyle azıcık kendini belli etmesi adına bir şeyler. Göz kapağımızın üstünde kirpiğimiz olacağı için göz kapağım koyu yapabilirsiniz. Fakat alt tarafı o kadar koyu yapmamızı öneririm. Dediğim gibi şu an size göstermek açısından kamerada görünsün diye bastırdım. Normalde bu kadar bastırarak çizmeyin. Ve zaten tonlamaları size diğer videolarda göstereceğim zaman anlayacaksınız ki ton yaparken dikkat edeceğimiz şeyler olacak yani. O zaman anlayabilirsiniz. Mesela şuralara da illaki biraz gölge gelecektir. Çünkü kaşın altında kalan göz kapağımızın da etkisiyle bir boşluk vardır orada ve şu şekilde bir gölge olacaktır. Yine elmacık kemiğin altına hafif bir gölge verdiğim zaman elmacık kemik kısmı çıkık olduğunu anlatmak açısından şöyle kendini belli edecektir. Aslında neyin altına gölge verirseniz onu biraz daha ön plana çıkartmış oluyorsunuz. Bakın neden buraya gölge vermiyorum? Çünkü buraya gölge verdiğim zaman ya zaten buralar parlayan kısımlar ve üste kalan kısımlar. Göz üste kalan, yani şey anlamında söylüyorum. Yani kaş daha çıkık, içerisi daha çukur, göz tekrar çıkık. Yani o olayı anlatabilmek açısından ton. Tonlayacağız orayı böyle oyar gibi gölgelerle. Çünkü başka türlü o formu veremeyiz. Bir de kaşlarını şöyle, saçlarına şöyle bir koyuluk girelim hemen. Sadece biraz kendini belli etsin istediğim için. Mesela göz kapağının oraya da gene koyuluk vermem lazım ki oranın ama göz kapağının altına, kaşa yakın olan kısmına gölge veriyorum ki göz kapağının olduğu yer gözün tam üstünde kalan kısım parlasın diye. Kendini ortaya çıkarsın diye. Mesela şuralar normalde bu kadar koyu olmaz. Mesela gözümüzün altına biraz, elbette hepimizde tam anlamıyla torba olmasa da şöyle bir oyuntu
Söz konusudur. Normalde hamur sıkı tercihim bu arada. Bazı yerleri temizlemek açısından. Işık bir yerden gelsin şurada. Bu kadar kalsın. Ben yavaş yavaş gene tona kaydım çünkü. Şimdi erkek portresine geçeceğiz. İkinci videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.